Hoş geldin kızım. Yemek mi getirdin? Hı hı. Sıcak da. Soğumadan yerseniz. Baba, benim evde biraz işlerim var da. Gitsem. Koray yok mu? Malzeme almaya çıktı. Gelir birazdan. Sofrayı kurayım mı? Yok yok. Koray gelince biz hallederiz. Tamam baba. Kendini çok yorma, olur mu? Tamam. Size afiyet olsun. Ben gideyim o zaman. Güle güle kızım. Seni kaybetmeyeceğim. Kaybedemem. Salim şu yedek anahtarı. Ah Şükran. Ah. Aklın nerede senin? Şükran teyze. Ah. Zehra, telefonumu ben burada mı unutmuşum kızım? Bilmiyorum, bakarız ama. Kızım, neyin var senin, ne oldu? Şükran teyze, bana hiçbir şey sorma. Ne olur, hiçbir şey. Olur mu öyle şey kızım? Sen bu halde olacaksın, ben de sana hiçbir şey sormayacağım, öyle mi? Olmaz öyle şey. Hadi bakalım. Şimdi en başından bana her şeyi anlatıyorsun, ama her şeyi. Thank you.
Salim Bey, lütfen beni dinler misiniz? Lütfen. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Bana ne söyleseniz, ne kadar kızsanız haklısınız. Ama inanın, benim kötü hiçbir niyetim yoktu. Ben kardeşimin hayatı için girdim. Aynı şekilde kızınız da sizin için o anlaşmayı kabul etti. Başta bu birliktelik zorunluydu. Sevdiklerimizin hayatı için. Ama sonra her şey değişti. Ne olursunuz inanın bana. En başta nasılsa duygularımız değiştikten sonra da kimseyi utandıracak bir şey geçmedi aramızda. Asla. Eğer şimdi izin verirseniz biz bir aile olacağız. Ya da Salim Bey, bir şey söylemeyecek misiniz? Sen de onu öyle görünce üzüldün tabii. Hı hı. Gitmiş aç susuz orada bekliyor. Vicdanı olan herkes etkilenir. Anlaşma da olsa neticede aylarca aynı evde yaşadınız. Hani acaba diyorum, iş biraz anlaşmayı geçti mi? Bak güzel kızım, bu gönül işleri şakaya gelmez. Şayet böyle bir şey varsa sakın ola içine atma. Senin ne kadar özverili, hassas olduğunu biliyorum. Böyle bir yükü tek başına taşıyamazsın. Şükran teyze, ne olur babam hiçbir şey bilmesin. Yani bu olanlara üzüldüm. Güzel kızım, iyi diyorsun, hoş diyorsun ama bu meseleler konuşmadan etmeden olmaz ki. Babam benim yüzümden zaten çok hırpalandı Şükran teyze. Ben onun üzülmesine dayanamam. Orada dur bakalım. Hiç öyle düşünme. Senin sayende babanın hayatı kurtuldu kızım. Eğer sen... Babam galiba. Niye bu kadar erken geldi ki? Hoş geldin baba. Hoş geldin Salim. Hoş bulduk abla. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Babacığım çay içer misin? Yok kızım. Önce yemek yiyelim sonra. Tamam. Ben hemen yemekleri ısıtayım o zaman. Kimse yok. Atlattım yani. Atlattım herhalde. Ayaklarım niye beni sürekli buraya getiriyor ki? Çalıştır saksıyı sabah. Çalıştır, çalıştır. Yalnız benim bir yere sığınmam gerekiyor. Şükran teyzeye mi gitsem? Yok. Onun da başı belaya girer şimdi.
Resmen sokakta kaldım yine. Allah'ım görüşü kulunu. Şekilde ikna edeceğim. Mutlaka edeceğim.
Tamam. Ağlama. Ne olur bırak. Bırak gideyim. Yoksa hiç. Hiç. Hiç gidemeyeceğim. Gitme. Dışarı mı çıksam ya? Rahatla bir oğlum. Bak ne güzel. Dır dır edip kafanı şişiren pasaklı da yok. Al işte geldi. Bir rahat bırakmıyor ki. Ya sana eve gelme demedim mi ben? Gelmiş olsa ondan önce sesi gelirdi püskül diye. Neyse biz bir eğlencemize bakalım. Ali Zerri. Ne haber? Nişanlandın sonra ayrıldın mı? Ne ara oldu bunlar ya? Tamam yarın görüşürüz. Tamam hadi öpüyorum. Nişanlın kıskanç da ben ne yapayım? Nişanlanıp ayrılan sensin. Tansiyonum düşüyor mu çıkıyor mu ne oluyor ya? Dur ya. Benim kesin şekerim düştü. Ben bir şeyler yiyeyim. Sipariş vereyim. Kimse yok galiba. Aferin sabah aferin. Aklından geçirmem bile yetti. Hazırla bakalım havariyi. Hemen açıp girelim. Koş sabah koş. Yapma şunu. Ya görürlerse? Bozuntusu püsküller yüzünden yakında kafayı yemezsen iyi. Allah'ım canım sana emanet. Sen beni koru.
Ağlamayacağım. Erken mi kalktın kızım? Ya Allah. Ya kırıldı tabak. Takım bozuldu. Dikkat et kızım. Olsun, canın sağ olsun. Ya ben bu sakarlıkla mutfakta tabak bırakmayacağım. Ne demişler? Cana geleceğine mala gelsin. Şunları toplayayım da kahvaltını hemen hazırlayayım baba. Acele etme kızım. Elini keseceksin. Bir şey olmaz. Kahvaltıda menemen ister misin? Ne yapayım mı? Yok, istemem kızım. Bir şeyler atıştırıp çıkacağım işim var biraz. Çay da demlendi. Sen otur, ben hazır olunca seni çağırayım. Hayret. Pasaklı yok ortalıkta. İlginç. Odasında herhalde. Odası ne ya? Beni de alıştırdı. Kız resmen virüs gibi. Evime de yayıldı, beynime de. Pasaklı, bak içeri giriyorum, ondan sonra laf etme. Kızda bir şeyler var. Dün evden çıkmıyordu, bugün... geldi. Gel bakalım, gel. Ne işler karıştırıyorsun acaba? Oturma. Bismillah. Tahtıma oturtmam seni. Aklım çıktı. Ne öyle sinsi gibi sessiz geliyorsun? Oturma dedim. Daha ne diyecektim? Ben yukarı çıkıyorum. Dur. Sen dün gece neredeydin? Niye soruyorsun? Soruma soruyla cevap verme. Neredeydin onu söyle. Sende bu aralar bir şeyler var. Ne karıştırıyorsun? Seninle hiç uğraşamayacağım. Birkaç parça eşyamı alıp çıkıyorum. Çıkıyor musun? Sonunda. Hiç utanma. Geç burada timsah yürüyüşü yap. Yaparım. Hemen şimdi yapayım hatta. Hevesin kursağında kalmasın diye söylüyorum. Sadece birkaç gün yokum. Sonra bir gece ansızın gelebilirim. Evden 2 dakika bile çıkmak istemeyen pasaklı kontezimiz birkaç gün evden ayrılacak. Halbuki eve çöreklenmişti. Acaba neden? Odama gidiyorum ben. Dur. Oda ne? Burası benim evim. Haliyle orası da benim odam. Çekil dedim. Dur. Çekilirim ama soruma cevap ver ilk önce. Tamam ya, sor. Sen biriyle mi buluşacaksın? Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Sana ne arkadaşım? Sana ne? Biriyle mi buluşacaksın, onu söyle. Zırt pırt evime giriyorsun. Ne özel hayatım kaldı ne bir şey. Yoksa bana ne senin hayatından, kimle buluşacağından? Yavaş yavaş, babanın kapısı değil orası. O kapıya bir şey olursa sana yaptırırım. İnsan olsan elinin ayarı olur.
Ömer abi. Hayırdır? Günaydın. Günaydın abi. Kusura bakma ya, seni burada böyle birden görünce şaşırdım. Ben Salim Bey'le görüşmeye geldim. E tamam, gel içeride bekle o zaman. Hem bir şeyler aldım, kahvaltı falan yaparız ya. Hadi gel. Aa, yok iyi, burada bekleyeyim ben. Koray. Geç hadi sen. Tamam abi, görüşürüz. Günaydın usta. Ne konuşuyorsunuz orada? Ömer abi, usta seni görmeye gelmişti. Nereden tanıyorsun bu adamı? İşin içinde sen de mi varsın yoksa? Hangi işi? Nereden tanıyorsun bu adamı? Tanıyorum. Usta, sonuçta Yasemin'in hayatını kurtardı. Nasıl? Yasemin'in hayatını mı kurtardı? Usta sen bilmiyor muydun? Yasemin Ömer abi sayesinde kurtuldu. Yani olmasaydı kim bilir, belki de Yasemin. Yasemin ölmüş olacaktı usta. Usta, senin gerçekten haberin yok mu? Usta. Sen işine bak hadi. İşin son olacak ama bak son. Ne güzel hayatım vardı ya. Çay kaşığı gibi geldi karıştırdı. Bir de kapı çarpmalar falan. Ben niye bu pasaklara göre hayatımı düzenliyorum ki? Ne haber? Pek iyi değilim. Yani seni görürsem daha iyi olacağım. Eski nişanlının aradığını mı öğrenmiş? Adı üstünde Zerr, eski. Tamam, problem yok. Sen çık gel, ben sana konum atıyorum. Tamam hadi görüşürüz. Ne var? Hiç umurumda değil. Hatta üstüme vazife de değil ama sırf yardımım olsun diye soruyorum. Sen az önce nişanlısı olan... Pardon... takıntılı bir nişanlısı olan bir kızı evine mi çağırdın? Doğru mu duydum? Eski nişanlısı. Eski. Akıl, zeka, mantık. Hani bunlar sende var. Bir de sendekilerden söylesene bir tane. Ar. İşime karışma. Bana akıl verme. Ya adam takıntılıysa ağzını burnunu yamultabilir. Karizman ne olur, senin haberin var mı? Sıfırın altında eksi sıfır. He. Yani beni karizmatik buluyorsun. Da, işime karışma. Bana da akıl verme, bak kendi işine. Çarpma kapıyı. Kendini kapı kadar düşünmüyorsun. Eşyalarımı alıp gideceğim.
Mutlu. Yaşar Usta'ya gidecek malzemeyi kapıya bıraktım. Bir ara götürürsün. Peki usta, götürürüm. Götürürüm de... Ya... Usta... Ömer abi kaç saattir orada... güneşte sıcakta bekliyor. Sen kararlı mısın gerçekten? İşine bak sen hadi. Usta bak saatlerdir bekliyor. En azından bir su falan bir şey götüreyim. Susamışsındır. Teşekkürler Koray. Rica ederim. Afiyet olsun abi. Bir bardak daha getireyim mi? Yok yok gerek yok. Abi burada saatlerdir ayakta dikiliyorsun. Ya abi ben ustamla konuştum ama bana doğru düzgün bir şey anlatmadı. Ne oluyor? Özel bir konu. Belki daha sonra anlatırım ben. Peki. Benim bir işim vardı abi. Gitmem gerekiyor. Tamam. Bak sen işine. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. İsabet olur, isabet. Sesi de güzel olsa bari. Hadi bakalım. Ya gitsene. Bırak, bırakın peşimi. Aç kapıyı. Kırarım yoksa bak. Polis çağırırım. Git buradan. Aç şu kapıyı, aç. Ya siz ne laf anlamaz hödüklersiniz. Param yok. Canımı mı alacaksınız? Yok diyorum, yok. Hiç duymuyor da püskül. Yardıma gelsene. Aç şu kapıyı. Ben bu işi burada bırakmam. Param yok diyorum. Olanı da aldınız zaten. Bak hala para diyor. Çık şuradan. Kardeşim ne laf anlamaz adamsın sen. Çekil şuradan. Nerede o... Ne? Kim? Sen benim için gelmedin mi? Ne diyorsun sen be? Ben nişanlıma sarkan ırz düşmanını arıyorum. Yok abicim burada ırz düşmanı yok. Yanlış geldin herhalde. Nasıl yanlış? Konumla geldin. Tam da burası. Şuracıkta senden kurtulabilirim Kerem Püskülü. Ama dua et iyi kalpliyim. Adres tamamen yanlış abicim. Hem ırz düşmanı bir kere çok çirkin bir kelime. Yani ne demek ırz düşmanı? Nerede saklanıyor söyle. Yahu yok abicim laftan anlamıyor musun yok. Burada senden başka kimse yok mu yani?
Şimdi bak abicim yanlış. Sen yine müşteri mi getirdin? Hani burada senden başka kimse yoktu? Şimdi abicim sen bunu bar görüyorsun ama aslında yok. Yani yok bu. Ne saçmalıyorsun sen? Bak bir yanlışın var. Kerem benden şeref yoksunu sen misin? Evet benim. Yani Kerem benim. Şeref yoksun değil. Sen benim nişanlıma nasıl konum gönderirsin? Ne diyorsun abicim sen? Çekilsene. Beyler. Tamam çekilsene rahat bırak. Polisi ara. Çekil kardeşim çık evimden ya. Canını sarma bitiririm seni. Bırak beni abicim. Ya bir durun beyler bir durun. Aa abicim senin aradığın öz düşmanı bu adam olamaz. Sebep? 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 Çünkü bu adam benim nişanlım. Ya evleri karıştırdın ya da nişanlın yalan söylüyor abi. Günlerdir birlikteydik biz. Eminim nişanlımdı. Doğru mu? Ne doğru mu? Bu kız senin nişanlın mı? Yok şey. Ha evet biz nişanlıyız. Evet. Diyorsun. Ya evet ya hatta biz yakında evleneceğiz. Yani abicim sen de daldın içeri sorup soruşturmadan. Aklımızı aldın ya. Hadi gitsen artık ha. Maşallah zaten fırıncı küreği gibi elin varmış. Biz yerinde nişanlıyız. Yani nişanlıydık. Beni terk etti. Yüzü yüzüme fırlatıp gitti. Sonra Kerem diye biriyle görüştüğünü öğrendim. Araştırdım. Bu adresi buldum. Evet tam da burası. Zerrin kim? Kimdi? Nişanlım dedim ya. Gerçi yüzü attı. Ya bak şimdi kardeşim. Nokta koy nokta. Nokta koy. Bence Zerrin seni kıskandırmak için yalan söylemiş. Ya seven insan belli eder kendini. Bak bize. Çek şu pis ellerini üzerimden. Neyse. Ben de artık gideyim iş çözüldüğüne göre. Aa hayatım. Biz akşam yemek yiyecektik yani. Değil mi nişanlım? Ha. Kusura bakmayın. Böyle olsun istemezdim. Artık ben gideyim. Dev gibi adam aşk yüzünden ne hale gelmiş? Ya hem... Ya sen manyak mısın nişanlım falan diyorsun? Yemin ederim var ya tam dayaklıksın. Ben olmasaydım adam un gibi öğütecekti seni. Teşekkür edeceğin yerde. Gidiyorum ben. Ne teşekkür edeceğim kızım? Ben konuşup hallederdim. Geç kalmış sayılmazsın. Git bir konuşmayı dene. Ayrıca azıcık aklın varsa başına al. Milletin nişanlısına da yürüme. Hop dur bakalım orada. Sen kendi kulağınla duymadın mı? Ortada nişan falan yok. Ama dev gibi bir nişanlı var. Zerrin atmış. Yani adam eski nişanlısı. Ne yaparsan yap. Ne halin varsa gör. Sen var ya. Evlat olsan üç kat eldiven olmadan sevilmezsin. Gerçek yüzünü de göstermiş oldum. Teşekkürler. Senin maksadın ne? Çekil önümden. Çekil. Git git. Benim de önemli bir işim var zaten. Aşkım dedim ya ağzımı çalkalayacağım. Bence sen git beynini de yıka. Çünkü asıl problem zihniyetinde. Arkadaşların gelmiş. Şimdi anlaşıldı nereye gitti. Şükran teyze. Hayırdır oğlum nereye? Yaşar Usta'ya gidiyorum Şükran teyze. Malzeme götürüyorum. Sen nereye? Atölyeye. Salim atölyede mi? Atölyede atölyede. De. Ne oldu oğlum ne var? Yok bir şey Şükran teyze ya. Gidince göreceksin zaten. Bir şey mi dedin Koray?
Ben de bir 5 dakika sonra atölyeye gelirim Şükran teyze. Tamam oğlum. Hadi işin rast gitsin. Sağ ol. Ne oldu, niye gitmiyorsun? Arkadaşların değil mi dışarıdakiler? Ne arkadaşı? Nereden çıkartıyorsun? Ha, yani değil. E peki kim bu adamlar? Sana ne? Ayrıca sen beni mi takip ediyorsun? Of aman. Madem arkadaşların, saklanmana gerek yok. Saklanmıyorum. Belli. Gidiyorum. Git. Sakın bir daha da geri gelme. Resmen kaçıyor. Allah bilir ne yaptı da düştü bu adamlar peşine. Evden çıktı da görmedik mi acaba? Birader, bu evden çıkan birini gördün mü, bir kız? Ha kız. Bak şu yoldan gitti. Hemen şuradan. Buradan mı? Pasaklı kontes, borçlu musun, açlı mı? Ver bakalım hesabını. Öyle kaçmakla olmaz bu işte. Salim, lafı hiç dolandırmayacağım. Buraya niye geldiğimi sen de biliyorsun. Abla. O çocuğu daha burada ne kadar bekleteceksin Salim? Abla, ben bekletmiyorum ki. Kendi kararı. Hem benim onunla konuşacak bir şeyim yok. Son sözümü söyledim. Hayır efendim. Sizin konuşacak çok sözleriniz var daha. Abla, ben bu adamla ne konuşayım? Olanları biliyorsun. Sattım dükkanı. Verdim parasını, oldu bitti. Mesele kapandı. Salim, paradan, puldan, işten, güçten çok daha kıymetli şeyler olduğunu hem sen hem ben çok iyi biliyoruz. Onlar genç. Ne demek istiyorsun abla? Yazgı diyorum Salim. Kader diyorum. Dön de bir bak şu genç adama. Malı mülkü yerinde. Koskoca holding sahibi. Günlerdir kapı önünde niye bekliyor acaba? Senin parayla kapattığını sandığın hesap yüzünden değil herhalde. Bu dükkanın tamamını almak için gece gündüz çalış, sonra sat. Orası da ayrı muamma ama hadi neyse. Abla. Salim, bana abla abla deyip durma lütfen. Zehra'yı düşün. Kızını. Seni üzmemek, kırmamak, yanlış bir şey yapmamak için parçalandı yavrum. Hadi yavrucağın sesi çıkmıyor ama senin gözlerin kör mü Salim? Zehra. Kızım, alışveriş için para bırakayım mı? Zehra? Bir şey mi istedin babacığım? Erken mi kalktın kızım? Ya yok. Ya kırıldı tabak, takım bozuldu. Dikkat et kızım. Olsun, canın sağ olsun. Ya ben bu sakarlıkla mutfakta tabak bırakmayacağım. Zehra'nın ne kadar fedakar olduğunu bilirsin. O genç de öyle. Zehra senin için, o genç de kardeşi için hiç düşünmeden hayatlarını ortaya koymuşlar. Hah.
Gel gör ki kader ağlarını her ikisi içinde düşündüklerinden çok değişik örmüş. Onlar genç Salim, genç. Hala anlamıyor musun? Hadi kır şu kör inadını da git konuş çocukla. Allah, benim yarına yetiştirmem gereken işler var. Tamam Salim, ben de gidiyorum zaten. Ama sana son bir şey söyleyeceğim. Benim tanıdığım Salim dürüsttür, merhametlidir. Hak yemez. Yapma Salim, yazıktır. Sen bir daha düşün. Bak, bu çocukların kaderi senin iki dudağının arasında. Hadi, sağlıcakla da. Nereye gittiğini sanıyorsun ha? Gel buraya. O evde kalmana gerek yok. Artık bitti. O evin bulunduğu semtten bile geçmeyeceksin. O aileden kimseyle görüşmeyeceksin. Çocukla da hemen boşanacağız. Anlamadım. Siz konuşana kadar buradan ayrılmayacağım. Usta, sonuçta Yasemin'in hayatını kurtardı. Benim tanıdığım Salim dürüsttür, merhametlidir. Hak yemez. Yapma Salim. Yazıktır. Sen bir daha düşün. Bak, bu çocukların kaderi senin iki dudağın arasında. Hadi. Sağlıcakla kal. Siz konuşmaya gel dedim. Anlamadım. Ne anladın? Ne anlamadım bilmiyorum ama bu meseleyi fazla uzatma delikanlı. Şimdi git buradan. Salim Bey, eğer sizin için bir sakıncası yoksa benimle konuşana kadar burada bekleyeceğim. Bekleme. Şimdi git buradan. Akşama da adabınla, erkanınla gel, Zehra'yı iste. Ne? Ne dediniz?